Merhaba değerli izleyiciler. Yunus Emre'nin meşhur dörtlüğünü çoğumuz duymuşuzdur. Hatta ezberimizdedir. Elif üstün ötürü, alıp pazara götürü. Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü. Yaratana vurgu ne kadar anlamlıdır bu dörtlükte? Bizim en çok dikkatimizi çeken yaratık, yaratma, hilkat, yaratılmış olma gerçeğidir. Biz yaratana yaratılmışlıktan yola çıkarak ulaşırız. Başka bir ifadeyle Halık'a hilkatten ulaşırız. Hilkat kendi gerçekliğimizdir. Gözümüzün önündeki gerçekliktir. Her şey yaratılmıştır ve yaratılmaktadır. Öyleyse yaratıcının varlığı yaratılmışlığın varlığından daha aşikar ve daha katiyedir. İki türlü mahlukattan bahsedebiliriz bir bağlamda. Doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın Halık isminin tecellisiyle var olan ve irade sahibi olmayan mahlukat. O mahlukat bizi düşündüğümüzde Rabbimizin evsafını tanımaya götürür. Çünkü bütün mahlukat, bütün yaratılmışlık dünyası bu alemde onun isimlerinin, özelliklerinin tecelliyatından ibarettir. Bir de irade sahibi varlıklar var, insanlar bilhassa. Bir de cinler var, onlar da irade sahibi görmediğimiz için şu anda onları bahis mevzu etmiyoruz. İnsanlara gelince, insanların iradeleri olduğu için bize karşı tutumlarında zaman zaman iyilikleri, kötülükleri, olumsuzlukları dokunabilir. Yunus Emre işte diyor ki tam burada, eğer birisine senin küçük bir rahatsızlığın varsa, birisi sana zarar vermişse, birisinin bir tavrı senin hoşuna gitmiyorsa bunu aş, bunun ötesine geç, bunu hoş gör, yaratandan ötürü, madem o yaratmıştır de, geç. İyi ama bana zararı var, benim ayağıma çelme taktı, bana zarar verdi dersen onu da affet. Niçin? Affet ki ilahi affa ulaşasın. Biz affetmezsek Cenab-ı Hak'tan af isteyebilir miyiz? İsteyemeyiz. Onun için arkadaşımızın, dostumuzun, akrabamızın, yakınımızın, iş arkadaşımızın bizlere karşı eksikliği, hatası, kusuru ne olursa olsun affedebilmemiz lazım. Affetmeye çalışmamız lazım. Hoş görmeye çalışmamız lazım ki Rabbimiz de bizi affeylesin ve bize rahmetiyle tecelli buyursun. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buna işaret etmiyor mu? Affedin ki affa nail olun. Merhamet edin ki ilahi rahmete mazhar olun. İyilik yapın ki iyiliğe nail olun. Cömert olun ki Allah da size keremiyle, cömertliğiyle tecelli etsin. Buradan bir hadisi şerife, çok önemli bir hadisi şerife intikal etmemiz gerekiyor. O da çok meşhur. Çoğumuzun, hepimizin belki duyduğu bir Resulullah'ın mübarek, anlamlı, hikmetli bir sözü. Şöyle buyuruyor. İman etmezseniz cennete giremezsiniz. Eğer birbirinizi sevmezseniz iman etmiş olmazsınız. Kısa ve fakat gerçekten çok anlamlı, zihnimize adeta çakmamız gereken bir söz bu diye düşünüyorum. Bizim cennet ehli olmamız ancak iman etmemize bağlıdır. İnsanı cennete ilahi mükafata nail kılacak imanıdır. Dünyada imanın güzelliğini yaşayan ahirette cennete ehil ve layık bir hale gelir. Tamam. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Hadisin bir mesajı bu. Ama devamında da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki imanın bir adeta şartı olarak birbirinizi sevmezseniz iman etmiş olmazsınız. O halde cennet ile iman etmiş olmak arasında doğrudan bağlantı olduğu gibi iman ile birbirimizi sevmek arasında da
doğrudan bir bağlantı olduğuna işaret ediyor bu hadis-i şerif. O halde birbirimize can ömrümüzden muhabbet etmeliyiz. Birbirimizin hatasını, eksikliğini, kusurlarını hoş görebilmeyi kendimize içselleştirmemiz lazım. Bu erdemi tabiri caizse kuşanmamız lazım. Böylece imanımızı pekiştirmemiz lazım. Eğer bizim sevgi konusunda problemimiz varsa, başkalarını sevemiyorsak, muhabbet duyamıyorsak, onların kusurlarını gözümüzde büyüterek takılıp kalıyorsak, aslında bu iman problemi olduğumuza da işaret ediyor diye hadis mesaj veriyor. Çünkü iman ile sevgi arasında doğrudan bir bağlantı kuruluyor. O halde eğer dünyamızı bir anlamda cenneti bir tarzda barışık olarak yaşamak istiyorsak, bizi ve bütün bu alemi yaratan Rabbimize iman edeceğiz ve bütün insanları sevmeye, muhabbet duymaya gayret göstereceğiz. Çünkü bizi hem dünyada hem ahirette cennete ulaştıran imandır ve kendi aramızda muhabbettir. İmanın zıttı küfürdür. Küfür en büyük karanlıktır. İnsanı zulümat içerisinde bırakan bir adettir adet. Peki muhabbetin zıttı nedir? Husumettir. Düşmanlıktır. Adalettir. Sevgisizliktir. O halde biz tabiri caizse Rabbimizin bize verdiği o kalbe evvela imanı, yani tahkiki imanı yerleştireceğiz. Sonra da muhabbeti. Önce bize bu muhabbet duygusu veren, bu güzel alemi halk eden, bizi var eden Rabbimize sonsuz bir muhabbetle muhabbet duyacağız. Sonra onun yarattığı bütün mahlukata muhabbet duyup seveceğiz. Sonra da insanları, komşularımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı, mesai arkadaşımızı muhabbetle seveceğiz. Onları bağrımıza basacağız. Kusurları, hataları, yanlışları olduğunda bunları affetmeyi de başarmaya çalışacağız. Ta ki dünyamız huzurlu olsun, kendimizle barışık yaşayalım ve aynı zamanda ahirette de ebedi cennetlere nail olmaya çalışalım. Thank you.